Ahura esasında ritim ağırlıklı bir grup, bir ritim topluluğu ama yani ritim enstrümanlarından en çok def var. 2013 yılında Sami Hüseyin'in öncülüğünde kurulan bir grup. Yani Türkiye'deki kadınların ya da insanların çektiği sıkıntılar da aslında İran'dakinden çok farklı değil. Sadece burada biraz daha şekil değiştiriyor ya da farklı koşullarda yaşanıyor. O yüzden birazcık bu mücadeleyi sahiplenmek ve bunu sanatımızla insanlara anlatmak istedik. Ahura zaten esasında çok dilli müzik yapan bir grup. Genelde işte bu coğrafya veya yakın çevredeki halkların dillerinden halk ezgileri söylemeye, icra etmeye çalışan bir grup. Praxis'te protest müzik yapan bir grup. Aslında İki grubun tarzı birleştiğinde böyle bir şey çıktı ortaya. Yani hem çok dilli, herkesin ya da bu coğrafyada bulunan birçok kişinin anlayabileceği dilden, aynı zamanda o protest ya da mücadele ruhunu yaşatabilen bir şarkı çıktı. Esasında zaten İran'da bu şarkıyı yapan Şervin Hacıpur isimli bir sanatçı. Yani onun ana temasını ve Farsça sözlerini kullanarak, nakaratlarını kullanarak geri kalan kısımlara Kürtçe ve Türkçe sözler yazıldı. Bu şekilde icra edildi ve klip çekildi. Yani kadınlar gerçekten bulunduğu her alanı daha güçlü hale getiriyorlar, daha güzelleştiriyorlar. Yani bir kadın eline kaşık aldığında çok lezzetli bir yemek yapabilir ya da eline bir aynı zamanda bir enstrüman aldığında ya da bir fırça aldığında sanatı da aynı derecede güzelleştirebilir. Ama bunları yapabilmesi için bir kadının daha fazla alana ihtiyacı var. Yani bize yeterli alan açılmadığı için istediğimiz şeyleri özgürce yapamıyoruz. Yani sanatın eğitim alanından bakacak olursak aslında öğrencilerimizin %90'ı kadınlardan oluşuyor. Gerçekten sosyal yaşama ya da böyle sosyal aktivitelere çok değer veriyorlar. Ama öte yandan baktığımızda yani tamamıyla sanatın kendi işte icrasal tarafından baktığımızda aslında kadınların çok da bir yeri yok gibi görünüyor. Ya da belki de kadınlar hayattaki farklı alanlarına yoğunlaştıkları için belki de burayı sadece bir belki işte terapi ya da hobi olarak görüyorlar ya da bunun aslında birazcık da hani kadın olmaktan bağımsız olarak toplum içerisindeki işte müziğin yeri, sanatın yeriyle de bir alakası var. Yıllardır yönetime, oradaki yönetime boyun eğen ve bu şekilde yaşamak zorunda kalan halkın ayaklanmasının en büyük sebep bir kadın, Jina Mahsa Amini. O hareketin öncüsü olarak mı ya da hani bir sembol, bir kıvılcım diyebiliriz. Yani oradaki o artık birikmişliğin bir son noktası bir kadın, bir kadının öldürülmesi. Yani oradaki mücadele için öncüsü diyebiliriz belki ama öznesi artık oradaki bir yani sadece kadınlar, evet kadınlar bu mücadeleyi çok güzel yürüttüler, çok güzel hala da yürütüyorlar. Yani o mücadelenin öncüsü olarak kabul edilebilir ama bence artık orada bir insanlık mücadelesi var, bir yaşam mücadelesi var. Aslında bir hem yaşanmışlığın ürünü yani hem mücadelenin ürünü hem de bundan sonraki yani yeni neslin de yeniden inşası üzerinden artık belki de slogan olmaktan çıkan artık böyle sayfalar dolusu metinlerle ifade etmek istediğimiz duyguların belki üç cümleyle özeti haline gelen bir slogan Jin Jiyan Azadi. Yani Kürtçe bir slogan, jın ve jiyan kelimeleri yani kadından doğru yaşam, yaşamın aslında kadından doğru yola çıktığını anlatıyor. Ve ikisinin sonuna bir özgürlük kelimesi ekleniyor. Haliyle bu üç kelime yan yana gelince aslında doğduğumuz andan itibaren hayatta kalma mücadelesinin de bir özeti haline geliyor. Kadınlar bu noktada daha fazla ses çıkardıkları için, daha fazla mücadele etme ihtiyacı hissettikleri için bu slogan kadından doğru yola çıkmış. Ama ne sadece Türkiye coğrafyasındaki halkları ilgilendiriyor, ne de sadece kadınları ilgilendiriyor. Aslında toplumun bütün kesimlerine özgürlük için mücadele etmemiz gerektiğini ve bunun da kadınlarla birlikte yürütülebilecek bir mücadele olabileceğinin aslında sinyalini veriyor. Şarkıda aslında daha çok Berai Azadi kelimesi vurgulanıyor. Özgürlük için İran'daki toplumsal eylemlerde özgürlük için mücadele eden kadınlar Jin Jiyan Azadi diyor ya da erkekler Jin Jiyan Azadi diyor. İran'daki karşılığı da Zen'deki Azadi. Yani bu noktadan da önemli. Çünkü Türkçe'de mesela slogan attığımızda kadın yaşam özgürlük diyoruz. Aslında bir sloganın artık
kendi üretildiği toplumdan çıkıp bütün dünyaya nasıl yayıldığının da bir göstergesi olarak bakabiliriz. Politik sanat mı üretmek ya da sanatın kendisi mi politik olmalı? Üzerinden bakacak olursak da var olduğumuz andan itibaren ürettiğimiz her sanat eseri aslında aynı zamanda bir politik eserdir. Yani zaten geçmişten gelen müziğin iyileştirici, değiştirici bir etkisi var. Karşıdaki insana ulaşma noktasında daha empati değerlerini yüksek tutan bir algısı var. Bu noktada yani biz sayfalar dolusu mesela bir metinle de bunu duyurabilirdik. Ama hissetme noktasında yani karşıdakinin bu mücadeleyi hissedebilmesi noktasında sanatın ve müziğin özellikle zaten bütünleştirici ve iyileştirici bir etkisi var. Belki orada olsak biz de o mücadelenin bir parçası olacağız ama şu an farklı bir coğrafyadayız. Yani çok uzanda olmasak bile orada değiliz. Ama oradaki duyguları algıladığımızı ve onların mücadelesine destek verdiğimizi aslında biz müzik aracılığıyla da iletmiş oluyoruz. Ya bu bir noktada onların yanında olduğumuzun da güzel bir mesajını vermiş oluyor. Kolay vereceğim ama in uygayı kullanan dost yerden arayı cezbarayım. Ben o